Evet Merdan abi, yine birkaç sorumuz var. Ustam, bizim burada ardıç ormanı var. Ardıç ağacının balı iyi olur mu? Biz sizi çok seviyoruz. Sevgi ve saygılar Ankara'dan, diyor abi. Şimdi kardeş, ben ardıç ağacında hiçbir zaman için arı bulundurmadım. Yalnız bizim yakınımızda şu yaklaşık 35 kilometre yaylalık yerlerimiz var. Orada bazı arkadaşlar oraya koymuşlar. İşte bu sene ardıçtan oldu diyorlar. Balının tadına da bakmadım. Ama benim açımdan şöyle, tabii arı kışın aç kalmaz yani, o kadarlık. Bir de salgı balı zaten arıya fazla şey de gelmez yani. Arıya fazla yarayacağını zannetmiyorum ama aç da koymaz. Öyle çiçek balı gibi kaliteli bir balı da olmaz. Ha, şeker hastalarına iyi gelir. Çünkü şekeri çok düşük. Yani %1 ancak şeker vardır onda yani. Şeker hastalarına iyi gelebilir. Ama ben görmedim. Tadına da bakmadım. Bilmiyorum ama yalnız tabii çam balını biliyor. Çam balını yıllarca gittim ben. 15 yıl gittim ben. Aydın Kuşadası Güzel Çamlı Köyü'ne arı koyduruyorlardı. En son 95'te gittim. O sene de bal olmadı. Bir daha da gitmedik. 95'ten bu yana gitmedim yani. Tamam abi. Abi, ustamın ellerinden öperim. Saygılarımı sunarım. Akşama kadar dinlesem usanmam. Bilgiler için çok teşekkür ederiz. Tırcı'dan tüm arıcı arkadaşlara selam olsun. Merdan ustamı herkese tavsiye ederim, diyor. Bizim tırcı. Ya tırcı zaten. Tırcı ben ziyaret edeceğim. Gelirse Allah'ım. Yalnız şöyle. Burada ilaç tarzı. O biraz tabii meraklı. Çok meraklı olduğu için. Giderken o biraz oksalit azit hazırlayacağım. Benim arıları verdikten sonra da hem oraya ziyaret edeceğim. Zaten benim kızım da şeyde, Osmaniye'de. Hem oraya uğrayacağım. Hem oradan da düz içine geçerim Allah izin verirse. Tamam abi. Uğrayacağım onun yanına kısmet olursa. Merdan Usta'ya sorabilir misiniz? Yavru çürüklüğü olan kovanın çıtalarını dezenfekte edip kullansak olur mu, diyor. Vallahi şimdi şöyle. Dezenfekte neyine yapacak yine? Evet. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani o petekler bana kalırsa kullanmamaya bakın arkadaşlar. Yok, çıtaları diyor abi. Çıtalarım ha. Çıtaları. Bak kardeşim, ben çıtalar şimdi yavru çürüklüğünü ben ne yapıyorum biliyor musun sen? Hatta bir ara benim önceki videolarda var. Mum çıkarıyorum diyorum, eski petekleri diyordum. Evet, kaynatıyorduk. Ya büyük fıçının yarım kazan. Evet. Fıçının yarısı yani. Evet. Onun içine yarı yerine de suyu dolduruyorum. Su kaynamaya başladım, içine atıyorum çıtayı. Çıta iyice kaynıyor. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Koyduktan sonra ben mumu çıkarıyorum. Tekrar o çıtalar ileride ben onu kullanacaksam o kaynayan suyun içine hipo döküyorum biraz. Hipo ile kaynıyor. İyice de güneşlesin, kokusu falan kalmasın. Sıyırsın, tertemizsin, taksın. Bir şey olmaz yani. Tamam abi. Selamlar ustam, Sakarya'dan. Temmuz'da bal sağdım. 5 litrelik su bidonlarına koydum. 3 bidon bal ekşi kokuyor. Plastik su kabı olduğundan mı? O balları ilkbaharın arılarına versem sakıncası olur mu, diyor. Eşki mi kokuyor dedi? Evet. Bal, 3 bidon bal ekşi kokuyor, diyor. Ya şimdi o plastik su kaplarından olabilir mi, diyor. Plastik su kaplarından değil. Oradaki kendi arı balı neden yapmış? Şimdi bazen bizim burada da oluyor o şeyler. Evet. Mesela bu ekin. Ekini biçmişler. Yerini sürmemişler. Yerinden biz töreme diyor. Bir çiçek çıkıyor böyle. Bayağı kademeli geliyor. Ona konulduğu sene eşki oluyor. Susam. Yani diğer adı küncü. Evet. Bu şeyin neydi o şey yapıyorlar. Tahinin ham maddesi yani. Ham maddesi, evet. Ona konan arılar ondan bal yapıyor. Bal yaptığı zaman o bal eşkiyor. Öyle bir balısa tenekenin içinde fazla değil 60 derece getmemek için ısıtsın. 2 saat sonra ısınsın. Evet abi. Az da ılık su karıştırıp arıya verebilir. Yani bir şey olmaz. Tamam abi. Ulan kardeşim, bu grip ben hiç geçmeyecek ya. Vallahi bize de geçmiyor abi maalesef. Vallahi ya kardeş ya. Hocam, siz demiştiniz kar erken gelecek. Tokat'a kar yağdı 3 gün önce. Ara sıra serpeliyor. Hala bu kış çetin geçecek dediğiniz gibi Merdan Ustam, diyor. Ya Allah bilir, yine de her şeyi Allah bilir. Fakat bu bir tahmin, bir yorum ve deneme. Gerçekten ben kuşları takip ederim sürekli. Bu göçmen kuşlar erken gittiği sene kış bayağı sert geçiyor yani. Fakat bu sene öyle tahmin ediyorum. Şu mevsimde bak, geçen bayağı 2 dereceye düştü bizim buraya gece. Yani bu mevsimde 2 derece daha düşmez. Fakat yine de eski kışlar yok. Eskiden bizim köyün içinden akan o dere,
Evet. Buz tutup üzerinden geç, çocuktuk biz yani. İlkokula gidiyor. Üzerinden sana söyleyeyim mi? Yürüyerek geçerdik, buz tutardık. Şimdi nerede buz tutma? Çeşmenin suyu bile buz tutmuyor şimdi. Böyle yani. Abi geçen bir soru vardı da sanırım yazım hatası oldu. Biz onu yanlış anlattık. Ha. Şöyle yazmış. Herkese selam abi. Yanlış yorum oldu. Bir kovan yeni tek ana değil. Yeni durmadan yumurtası iyi mi kötü mü? Soru bu diyor. Tası iyi mi? Ya işte tam iyice anlatamıyorlar işte. Ya. Evet şimdi evet. Aslında... Bunu tekrardan yazarsa sevinirim. Şimdi iyice ana... Geçenki sorular yumurtanın kötü olup arının. Ya ben bakmadan buradan ezbere konuşma şansım yok. Evet. Bu bir hanımefendi herhalde abi. He. Nereden arıyormuş o? O yazmamış onu da tekrar yazarsa seviniriz. Ya şimdi açık yazsın. Benim orada telefonum var. Evet. Telefonunda da arayabilir. Ben kendisine söylerim. Yani şu şekilde oluyorum. Bazı sorular sormam gerekiyor ona ben. O şeyi çözebilmem için. Evet abi. Selamun aleyküm. Rizeli Mehmet Çelik. Aynen dediğiniz gibi yaptı. Arıyı Rize'ye indirdim. Yalnız bir sıkıntı var. Arı salkımdan çözüldü. Şimdi poşetle invert şurup versem bir sıkıntı olur mu? Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya abi şimdi diyor. Arı bir iki gün dinlensin. Zaten Rize bizim Akdeniz iklimi gibi neredeyse ılık bir yer yani. O kadar soğuk geçen bir yer değil yani. Evet. Yüksek yaylası değilse tabii. Şöyle üç gün dinlensin. Üç gün dinlendikten sonra akşam ezanından sonra çok koyu yapsın. Kendi eliyle yaparsa yani bir torba şekerden 3 teneke invert şurup çıkacak derecede yapsın. İnvert şurubu da oranlamasını kendi yapabilir. Bazı arkadaşların, o Ali Türk diye bir arkadaşımız var. Onun videoları var. Nasıl yapıldığını kısa yoldan göstermiş. Ona bakarak onu krem tartarıyla yapıyor herhalde. O şekilde yapsın. Kekik şeyi mutlaka karıştırmayı unutmasın. Kekik çayın içine karıştırsın, poşetleri koysun. Ilık olarak, sıcak değil bak, ılık. Tamam. Çünkü buzdolabı poşetini eritir. O şekilde üzerlerine koysun, herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum ben kardeşim. Tamam abi. Ya arısı şu an kurtuldu yani onu. Anladım. Ya zayiat verir, yine zayiat verir ama bugün Erzurum İzmir'deki gibi vermez. Orada en az %50 verirse burada %10. Zaten ben %10 zayiate razıyım kendi aralarında bile yani. Merhaba Merdan Usta. Ben İzmir Torbalı'dan hobici bir senelik arıcıyım. 5 kovan arım var. He. Sarıca arılar rahat tamam, vermiyor. Tamam ben onu okudum. O... Dur ben yine de söyleyeyim de abi. He. Diğerlerinin belki de işine yarar bu bilgiler. He. Rahat vermiyor. Çok üzülüyorum. Yapıştırıcı koydum. Kediler koyduğum tavuk etini yiyor. Pet şişe yaptım. Girmediler. Tek tek öldürüyorum. Baş olmuyor. Yuvasını aradım bulamadım. Ben bayanım. Üzüntümden hasta oldum. Balkona alayım dedim. Eşim razı olmadı. Onu çok sokuyorlar. Siz ne tavsiye edersiniz? Arılarımı çok seviyorum diyor. Kolay gelsin tavsiyelerinizi şimdi bekliyoruz diyor. Şimdi ben o hanım kardeşimize şunu söyleyeceğim. Uygulamalı söyleyeceğim. Tamam abi. Ben ona yorum olarak yazdım zaten ama uygulamaları söylersem daha iyi anlar. Yalnız o beyni biraz cesaretlendirsin. Ya arı ne olur balkona koysa ne olur yani? Ne yapacak yani? Ne olacak? Demek ki şu bayağı korkuyor ve o takdir ediyorum o hanım kardeşimizi. Gerçekten takdir ediyorum. Mesela bizim burada da bir Şaziye teyzem vardı, arıcıydı ve büyük arıcıydı. Kocası da yanında beraber giderlerdi. Kocası hiçbir şeyden anlamazdı. Ama o teyzemiz öyle bir arıcıydı sana söyleyeyim. Ya bizim Çukurova'nın baş arıcıydı. Herkes severdi onu. Yani bayan arıcıları ben hayran kalıyorum ya gerçekten. Ekmeği yani onu bir hobi olarak da olsa, ekmek peşinde de olsa. Ya güzel bir şey ya. Arı benim için psikolojik bir doktor ya. Kesinlikle abi. Vallahi öyledir ama ben hanım kardeşimize uygulamalar olarak anlatacağım. Tamam abi. Şimdi 1, 2, 3, 4. Benim burada 4 arı var. Evet abi. O arkadaşımla 5 tane arısı varmış. 4 veya 5 değişmez. Evet abi. Bu arıların sabah uçmadan önce, arılar dışarı çıkmadan önce ağız uçuş deliklerini kapatsın. Uçuş deliklerini kapattıktan sonra şöyle bir çıta. Bunda az bal olsun bunda. Evet. Yani 2-3 kilo değil de üstüne 1 kilo kadar bir bal olsun. Evet abi. Tam önüne 1,5 metre önüne şu şekil böyle koysun. Ama bu arıların ağzını kapatıyor. Ha arıların ağzı kapanacak. Sabah arı uçmadan bak. 1,5 metre kadar he. Ön tarafına böyle bırakıyor. Ha bırakacak.
ona o sarıcı arılar gelmeye başlar. Evet. Çünkü o bal yiyor zaten. Evet. Bal yiyerek onu tüketiyor. Arıyı yemiyor o. Genelde balını almaya çalışıyor. Arı da gelirse arıyı da kesiyor, öldürüyor yani. Onun için altına şöyle bir iskembe gibi bir şey alsın, şuraya otursun kardeşim. Evet abi. Şöyle otur. Şimdi arılar, şunun ağzı kapalı. Dışarıda evet. Hiç arı yok. Evet. O sarıcı arılar gelir buna, çökmeye başlar. Gelen öldürecek iş. O sinek şıpşıpları var ya. Evet. Ondan gelene vuracaksın. Gelene vuracaksın. O gelir oraya vura vura vura. Sana söyleyeyim, bu gelmez olur. Gelmez olur. Gelmez olduğu zaman arının ağzını açsın. Yarın gene bunu 3 gün böyle devam etsin. Bunun arkası zaten o çevresinde, çok uzaktan gelmez ona. Onun yakın çevresinde var. Yakın bir çevresinde var, onlar geliyor. Yani tutar da 3 kilometre uzaktan da gelip de ben zannetmiyorum o arıya şey yapacağını. Arının uçuş deliklerini biraz daralsın. Yine yarın oldu. Bu arının ağzını kapatmayan hava serin zaten, bir şey olmaz. Yine akşam arıların ağzını açacak. Yarın yarının ağzı açık. Evet. Baktı gene geliyor. Ha bir güne ne yapsın? Gene sabahın erden arının ağzını kapatsın. Gene buraya bu ballı peteği koysun buraya. Tamam. Gelene gene vura 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 bu şekil tükenir gider. Tamam abi. Başa yapacağı bir şey yok. Ha bizim burada her sene oluyordu. Bu sene burada bir kriz var, yani bal krizi var. Yuvasını geliştiremedi bu sarıcı arılar. Açlıktan. Fazla yok, şimdi bir tane yok. Ama yazın ben bu arıları buraya getireli Ağustos'un kaçında oldu? Ağustos'un 10'unu da getirdim. Bunlar birer çıtaydı zaten. Evet. Tek bir çıtaydı bunlar. Ben buna baka baka 3'er çıta ettim. Bunlar kışı çıkarır. Ben birleştireceğim, vazgeçtim. Ha yine de anasız arılar var. Onları götürüp birleştiriyorum yani. Tamam abi. Bazı ana kesmiş, öt olmuş, ber olmuş işte. Evet. Bu arılarını birleştiriyorum. Ben o kardeşimize bunu söylüyorum. Selamun aleyküm diyorum. Ona teşekkür ediyorum yani böyle bir şey olduğu için. İyi bir şey yani. Arıcılık iyi bir şey. Teşekkür ederiz abi. Ha, hop olarak besliyorum diyor. Ne yapacaksın ki? İleride belki ticarete ha. Döker. Ya sonra... Hayırlısı artık onu yapacağını zannetmiyorum. Bu hanımlar için biraz zor arıcılık. Çünkü arıcılıktaki sır şöyle. Bu benim kendi yorumum. Evet. Benden daha iyi yorum yapan olabilir. Kendi açısından. Arıcılıktaki eğer bir adam arıcılık yapabiliyorsa önce doktoru kendisi olacak. Ondan sonra işçisi kendi olacak. Ondan sonra sahibi kendi. Eğer doktoru sen değilsen, işçisi de sen değilsen hiçbir zaman için aracı olamazsın, hiç uğraşmasın. Bunu ben kesin olarak söylüyorum. Çünkü taşıma suyuyla değirmen dönmez. Evet. Sen adamı getirirsin. Ya kardeş şu benim arıya bak. Adam ikisine bakar, üçüne bakar. Ya kardeşim şu arıya işte sen bak. Ya başkaları senin arıya bakmaz. Bakmaz. Kendin bakacaksın. Bakmaz abi, doğru. Yani işçisi sen olacaksın kardeşim. Kesinlikle. Takip abi. Edeceğin işini. Bu iş böyle. Tamam abi. Haydi burada kolay gelsin arkadaşa. Teşekkürler abi. Merdan Usta'nın mandalinalarını merak edenler için şöyle küçük bir çekim yapayım yine abi. Çok güzel görünüyor şu anda. Kıpkırmızı olmuşlar.